Allah'ın en üstün akıl sahibi olduğuna imanımız olduğu gibi Mehdi için, onun tüm işlerinde hikmetli olduğundan kesinlikle emin olmalıyız. Yani Mehdi'nin bütün işleri hikmetlidir diyor. Detayında gizlenen hikmetin farkında olmasak böyle bile böyle yapmalıyız. Yani detayında da hikmetler vardır diyor. Siz bilemezsiniz diyor. Ona sadece uymanız gerekir diyor. İnşallah. Hikmetinin nedeni Hızır Peygamber Hazretlerinin gemiye hasar vermesi, duvarın inşa edilmesi gibi yaptığı işlerin arasındaki hikmetler gibi ortaya çıkmasının ardından anlaşılacaktır. Yani olayın tahakkukundan sonra hikmeti anlaşılır diyor. Aynı Hızır Aleyhisselam gibidir. Zahirine bakıp Mehdi'den şüpheye düşmeyin diyor. İnşallah. İnşallah. Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretlerine onunla yolları ayrılana dek aşikar olmamıştır. Yani kendini açıkça belirtmemiştir diyor. İnşallah. Ey Fazlın oğlu, bu Allah'ın bir işidir. Bu gaybetin sırrı ve hikmeti Allah'ın sırlarından ve hikmetlerinden biridir. Yani Mehdi'nin gaybeti. Biliyorsunuz Hazreti Musa sabredemedi mübarek. 3 kere böyle bir konu oldu. Evet. Hazreti Hızır dedi ki benim yaptıklarıma, uygulamalarıma sen sabredemezsin dedi başlangıçta. Yok dedi, o beni sabreden bulacaksın inşallah. Hiçbir işinde sana müdahale etmeyeceğim dedi. Yani karşı görüş bildirmeyeceğim dedi. Ama Hızır dedi ki eğer ben bir şey yaptığımda sabredersen ve hikmetini ben açıklayıncaya kadar sormazsan senden devam edeceğim dedi. Ama aksi olursa devam etmeyeceğim dedi. Gitti bir gemiyi, alt tahtalarını kırdı ve gemiyi batırdı. Gemi dipte denize oturdu. İnşallah. Yani sahilde. Ki muhtemelen İstanbul'da oldu bu olay. Yani. İnşallah. Çünkü karşı tarafta diyor. Bu taraf o zaman Anadolu tarafında onlar. Benim anladığım. Karşı tarafta diyor zalim bir kral vardı diyor. Evet. Böyle daha ileri yerlerde, daha ileri bölgelerde, o devirde. Her sağlam gemiyi ele geçiriyor diyor. Onun için ben bunu kasten böyle hasta sakat gösterttim ki bu fakirlerin gemisini ele geçirmesinler diye diyor. Mesela Hazreti Musa'nın itiraz ettiği konulardan birisi bu. Mesela duvar yapıyor. Duvarcı ustasıdır aynı zamanda Hızır Aleyhisselam. Evet. Çok güzel duvar yapar yani inşallah. İnşallah. Niye para almadan yaptın diyor. O duvarın altında diyor 2 yetime ait diyor hazineler vardı diyor. Biz istedik ki diyor onlar yetişkin çağına gelinceye kadar kimse onlara dokunmasın ama onlar yetişkin çağına gelince o malları alsınlar diyor. Tabi burada o 2 yetimden kasıt aynı zamanda Mehdi ve Hazreti İsa'ya işaret. İnşallah. İnşallah. Yer yüzündeki hazineleri çıkaracaklarını işaret ediyor Kur'an. İnşallah. Bir şeyi odur. 3. işareti de Hızır'ın Mehdi'ye yardımcı olacağı. İnşallah. Görünmedik şekilde Hızır'a yardımcı olacaktır. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a da yardımcı olacaktır. İnşallah. Hadis bunlara da bakıyor inşallah. Maşallah. Selamünaleyküm hocam. Peygamberimizin Sünneni İbni Mace'de geçen bir hadisinde Hazreti Mehdi bizden Ehli Beyt'tendir. Allah onu, Mehdi'yi bir gecede ıslah eder diye buyurmuştur. Sayın hocam, Hazreti Mehdi'nin sahip olacağı ilimler ve hikmeti hakkında bilgi verebilir misiniz? Kenan Orhun sormuş. Mehdi çok kıvrak ve keskin bir zekaya sahip olacaktır. Çok derin bir akla sahip olacaktır. Ledün ilmine sahip olacaktır. İnsanların bilmediği bir özelliği daha olacaktır. Yani gizli bir yönü. Gizli bir ilim olacaktır. İnsanların bilmediği bir yönü olacaktır. Zaten bu nedenle de isminin verilmesinin nedenlerinin birinde bu olduğuna dair bir rivayet var. Yani insanlardan kimsenin bilmediği bir ilme yönlendirileceği. İnşallah. Ayrıca Hazreti Hızır gibidir Mehdi. Yani olaydan girif tarafını hemen kavrar, Allah ona ilham eder. Maşallah. O da ona göre hareket eder ama zahirinde bunu anlamak mümkün değil. Çünkü insanların büyük bir bölümü Mehdi'ye karşı tavır alacaklar. Ve o yüzden de talebelerin sayısı 313 kişi oluyor. İnşallah. Çok az. Bakın 100 milyonlarca milyar değil mi? Ne kadar Müslümanların nüfusu? 1,5 milyar. 1,5 milyar. Evet. Bakın 1,5 milyar Müslüman içinde 313 kişi onu fark ediyor. Ve yıllarca 313 kişine faaliyet yapacak Mehdi. 1,5 milyar İslam alemi Mehdi'nin farkına varmayacak. Peygamberimiz söylüyor bunu. Evet.
Diyecek ki ya bırakın diyecekler onu ya. Çok yanlış yolda adam. O ben biliyorum diyecekler. Yani o hatalıdır. İşte hatta Medine'deki alim diyor, İstanbul'daki bir münafık onu doğrudan dinsizlikle itham edecek diyor hadiste. Evet. Bu bizim dinimizi kaldırdı diyecekler diyecek. Halkı böyle galyana getirmeye çalışacak halkı. Evet. Ya dinimizi yok etti. Şeriatı izah etti bu diyecek. Evet. Ahir zamanın o yobazı. Evet. Değil mi? Evet. Medine'de olay diyor. Peygamber Efendimiz soruyor. Hangi Medine ya Resulullah diyorlar. İstanbul'dur. Konstantiniyye'dir. Çünkü Medine demek şehir demektir. İzmir'de, Ankara'da, Londra'da hepsi Medine'dir. Evet. Şehirdir. İsim bildirildiğinde hangi Medine olduğu anlaşılır. Herhangi bir Medine değil.